dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi. 1970 yılı Ocak ayından itibaren hızla gelişerek büyüyen, bugün Türkiye'deki en gelişmiş 3. yatırım yapılabilmeye en uygun organize sanayi bölgeler arasında ise 1. sıraya yerleşen Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin en büyük problemi yetişmiş kalifiye elemanın bulunmayışıydı. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi sanayiciler için en önemli sıkıntı olan nitelikli insan gücü açığını ortadan kaldırabilmek amacıyla 2012 yılında radikal bir karar aldı. Organize Sanayi Bölgesi yönetimine getirilen Sait Cemal Türek, 2 yıl gibi kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adıyla eğitim veren okulu, hazırlanan özel bir protokol ile 2012 yılında bakanlıktan 49 yıllığına devraldı, adını da Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi olarak değiştirdi. Okulun eğitim ilkeleri de Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi müfredatına göre yeniden şekillendirildi. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi belirlediği yeni eğitim sistemiyle şimdi iş arayan değil, işte aranan toplumda saygın bireyler yetiştiriyor. Ekomedya programı tüm süratiyle devam ediyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm firmaları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bir okulumuz var Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Ekomedya'da bu hafta Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ni sizlere tanıtacağız. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin yatırım yapılabilir en iyi organize sanayi bölgesi seçildi. Peki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikalara ara eleman yetiştirecek olan bu okul, yani Anadolu Lisesi'nde nasıl bir eğitim veriliyor? İşte bugünkü konumuz bu. Bu konuları öğrenmek maksadıyla biraz sonra okula gireceğiz ve okuldaki çekimlerimizle, öğretmenlerimizle yapacağımız röportajlarla bu teknik eğitim öğrencilere nasıl veriliyor? Hepsini bu ekranlar vasıtasıyla sizlerle paylaşacağız. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Lisesi Genel Müdürü Sayın Saadettin Dumlu'dan bilgi almak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biraz okulunuzdan bahseder misiniz? Kaç öğrencisi var? Kaç metrekare alan üzerine kurulmuş? Okulumuzun arsası 21 bin metrekare ve bu arsa içerisinde 8800 metrekare kapalı alanımız mevcut. Bu kapalı alanın içerisinde uygulama atölyelerimiz, derslikler ve diğer sosyal donatılar mevcut durumda. Bu bina içerisinde 943 öğrencimiz var ve bu öğrencilerimize eğitim öğretim veren 71 öğretmenimiz var. Evet. Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren mi, 10. Evet. sınıftan itibaren 9. mi? 9. sınıftan itibaren. Şu anda 9, 10, 11, 12'de toplam 943 öğrencimiz mevcut. Peki nasıl alınıyor efendim? Yani sınavla mı, mülakatla mı? Öğrenci alım sürecimiz şu şekilde. Öncelikle öğrencilerimizin öğretimden sonra girmiş oldukları sınavlarla neticesinde bir taban puanımız oluyor. Bu puana göre ön kayıt yaptırıyoruz. Ön kayıttan sonra da mülakat yapıyoruz. Mülakattaki amacımız öğrencilerimizin mesleğe yatkınlığını görmek ve bu meslekte başarılı olup bulamayacakları konusunda bir takım testler uyguluyoruz. Ki doğru meslek seçimiyle doğru şekilde hayatlarına başlasınlar diye
alım sürecimiz bu şekilde. Tabii, meslek ve Anadolu Lisesi ama kız öğrencileri de gördüm ben okulunuzda. Evet. Kız öğrencilerin böyle bir mesleki eğitim alması nasıl oluyor? Özel bir eğitimden mi geçiriyorsunuz efendim? Yoksa erkek öğrencilerle aynı eğitimden mi geçiyorlar? Aynı eğitimden geçiyorlar. Kız öğrencilerimizden belli mesleklere çok daha fazla ilgi ve en az diye belki daha fazla erkeklerden başarılı oldukları alanlar var. Örnek olarak bizdeki makine ressamlı. Hem çok hoşlarına gidiyor. İlgileri, yetenekleri ona çok müsait olan öğrencilerimiz var, kız öğrencilerimizde. Ve severek de mesleklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde endüstri otomasyon teknolojileri veya mekatronik dediğimiz alanda bilgisayar yazılımına, endüstriyel yazılıma dayalı alanlarımız var, dallarımız var. Endüstriyel yazılım konularında çok daha başarılı olabiliyorlar. Ama içlerinden bir siyasi tezgahında, bir torna tezgahında çok rahatlıkla çalışabilen ve severek onu öğrenmeye çalışan kız öğrencilerimiz var. Yani Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Lisesi hem beyaz yakalı hem de ara eleman yetiştirebilecek bir potansiyele sahip. Evet, evet, aynı şekilde. Peki efendim, buyurun o zaman okulunuzu bize gezdirin, bilgilerinizi verin. Biz de bunları Ekomedya programı vasıtasıyla bütün vatandaşlarla paylaşalım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun meslek eğitime sağladığınız katkılardan dolayı. Ben baştan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi buyurun. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek önderliği ile atılan bu önemli adımla başta Manisa olmak üzere tüm Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine yetişmiş, kalifiye, mesleğinin tüm teknik ve teorik bilgi donanımına sahip, tecrübeli, yaratıcı, organize sanayi bölgelerin geleceğini planlayan yeni beyinler ve bireyler yetiştirmek hedeflendi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi attığı bu önemli adımla fabrikaların ihtiyacı olan personeli kendi eğitim sistemiyle yetiştirmeye karar vermiş oldu. Sait Cemal Türek'e bu önemli kararında Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ve okulun kurucu temsilcisi Funda Karaboran, sanayicilerden oluşan 14 kişilik danışma kurulu ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan tüm fabrikalar destek veriyor. MOSTEM Genel Müdürü Sayın Saadettin Dumlu'nun ofisindeyiz. Biz şimdi MOSTEM'in ta kuruluş aşamasından nasıl bugüne geldiğini Sayın Saadettin Dumlu'ya soracağız. O bize anlatacak ve biz de MOSTEM'in Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere ve fabrikalara nasıl öğrenci yetiştirdiğini bu program vasıtasıyla anlayacağız. Okulunuzun kuruluş aşamasından bize bahseder misiniz? Okulumuz Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan bir okul. İnşaatı 2008 sonlarında başlayıp 2010 yılında tamamlanmış ve aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış bir okul. Organize Sanayi Bölgemiz okulun inşaatıyla birlikte okulun içerisinde eğitim öğretimde gerekli olan tüm donanımlarını, atölye, araç gereçlerini sağlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmiş durumdaydı. 2 yıl resmi statüde eğitim öğretimine devam ettikten sonra 2012 yılında çıkan bir yasa ile organize sanayi bölgelerinin içerisinde meslek liselerinin kurulması ve özel meslek lisesi statüsüyle eğitim öğretim verebilmesine imkan sağlayan bir kanuni düzenleme gerçekleşti. Bu düzenlemenin sonucunda da organize sanayi bölgemiz okulumuzun daha verimli, daha kaliteli eğitim öğretim ortamına kavuşması, imkanların daha da genişletilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak 2012 yılının 2 Eylül ayında Manisa Valiliğimizde bir protokol imzalamak suretiyle bu kanuna dayanarak okulu organize sanayi bölgesinin bünyesinde özel olarak faaliyet göstermesi için yani, protokol devredildi ve o 22 Ekim 2012 tarihinden itibaren de özel statüyle eğitim öğretimine başlamış oldu. Organize sanayi bölgeleri içerisinde özel statüyle faaliyet gösteren Türkiye'deki ilk okul. İlk ve tek okul. Özel okul dediğimiz zaman insanın aklına özel denince para gelir. Ama
MOSTEM'de öğrencilerden, evet, velilerden para alınmıyor. Ücretsiz özel okul statüsü. Evet, evet. Her şey ücretsiz. Yemek ücretsiz, servis ücretsiz, öğrencilerimizin giydikleri iş önlükleri, kullandıkları ders araç gereçleri, kitapları, ihtiyaçlar tamamen organize sanayi bölgesi yönetimi ve bütçesinden karşılanıyor. Ama sanayicilerimizin eğitim öğretim anlamında ve birlikte yapacağımız eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesi anlamındaki çalışmalarda biz desteklerini her zaman alıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızın, Sait Direk Bey'in öngörüsü, yönetiminin öngörüsü bu 2012 yılına kadar uygulamaların sonunda kaliteli eğitimin elde edilmesi amaçlı özelleştirmeye ihtiyacının doğduğunu gösteriyor. Çünkü bizler inanıyoruz ki Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine çıkması, 2023 hedefini yakalayabilmesi için sanayinin gelişmesi, sanayi hamlesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sanayileşmenin de en temel stratejik kaynağını bizler iyi eğitilmiş teknik insan gücünden geçtiğine inanıyoruz. Temel stratejik kaynağın bu oldu. Türkiye'deki genç nüfusun ama kendi ölçemizde Manisa'daki gençlerimizin çok nitelikli meslek sahibi olmaları hem kendilerinin mutlu bir hayat sürmelerine ama aynı zamanda da hem Manisa organizasyonunun Manisa sanayisinin hem de ülkemizin sanayisinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için de iyi eğitim dediğimiz kaliteli eğitimin verileceği ortamın yaratılması gerekiyor. Çıkış noktamız, temel noktamız Türkiye'deki her ortamda bunu hemen hemen artık herkesin kabul ettiği bir gerçek ki mesleki eğitimin kalitesizlik sorunu, sayısal yetersizlik sorunu var. Bunların aşılması gerekiyor. Çok değişik sebepleri var elbette. Biz bu sebepleri öncelikle göz önüne aldık, inceledik. Bu konuda bilimsel çalışma yapmış olan kurumların, kuruluşların, kişilerin bu bilgilerinden faydalandık. Kendi deneyimlerimizi ortaya koyduk. Mesleki eğitimle ilgili okulların veya karar verici veya kurumların sektörle birlikte çalışma veya sektörle uyumlu çalışma konusundaki noksanlıkları çok etkili olduğunu gördük. Yani sanayi ile okulun işbirliği içerisinde olmaması, birbirlerinden etkileşmemesinin bu sonuçları doğurdu. Ama sanırım ki siz bu açığı kapatmış durumdasınız. Biz işte bu strateji üzerine kurduğumuz için okulumuzda biz öncelikle hedefimiz bu oldu. Genelde mesleki eğitimde görev alan öğretmenlerimizin teknolojideki hızlı gelişmeleri aramızda takip etme imkanlarının sınırlı olması ve bunları okula transfer etmelerinde sıkıntılar yaşandığını gördük. Ve bununla giderebilmek için de okulumuzda, işletmemizde, sanayimizde bulunan, bölgemizde bulunan işletmelerle yürüttüğümüz bir programlar kapsamında öğretmenlerimiz işletmelere başlangıçta 15'er günlük süreyle, bir de arada birer aylık süreyle işletmelerde bulunmaları suretiyle işletmelerdeki teknolojiyi ve orada özellikle de işletmelerde çalışan o alandaki insan gücünden beklenenlerin yerinde belirlenebilmesi için bir uygulama başlattık. Devam ediyor ve son derece de olumlu sonuçlarını, geri dönüşlerini alıyoruz. Çünkü dışarıdaki teknoloji çok hızlı bir şekilde okulumuza transfer edebiliyoruz, öğrencilerimize yansıtabiliyoruz. Çalışanlarda beklenilen sadece mesleki yeterlikler değil, aynı zamanda kişisel özelliklerin de çok önemli oldu. Ki zaten okulumuzun temel felsefelerinden bir tanesi de temel hayat becerilerini öğrencilerimize kazandırmak. Oradan elde ettiğimiz sonuçlarla da öğrencilerimize sorumluluk duygusu, kendini ifade edebilme, zaman kullanımı, sorun çözme gibi becerileri kazandırabilmek amaçlı okulumuzda ki eğitsel ve öğretim programlarına yansıtıyoruz. Nitelikli, kaliteli eğitim öğretimin yapılabilmesinin temel unsuru öğretmen arkadaşlarımız. Okulumuzda en çok önem verdiğimiz, yönetimimizin de en çok üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi öğretmenlerimizin gelişimlerinin sağlanması için her türlü imkan yaratılıyor. Üniversite hedefli olan öğrencilerimizden bize gelen taleplerinin tümünü azami düzeyde karşılıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz.
Bu çalışmaların öğretmen arkadaşlarımız da sürekli kendini geliştirme, sürekli yenileri takip etmeden çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Çok değişik eğitim öğretim tekniklerini arkadaşlarımız da okulda uyguluyorlar. Henüz 2 yıllık olmamıza rağmen geçen yılki yarışmalarda gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın proje yarışmalarında 4-5 kategorinin 4'üne katıldık. 2 tanesinde meslek liselerinde birisinde 1. diğerinde meslek liseler arasında 2. olduk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin uluslararası proje yarışmasında üniversiteler dahil, yabancı ülkelerden gelen üniversitelerin dahil olduğu sumo kategorisinde 1. olduk. Bunların neticesinde de okulumuz bu yarışmaların en sistemli ve yoğun yapıldığı Japonya'daki uluslararası Japonya robot yarışmasına davet aldı ülkemizi temsil. Öğrencilerimiz bu yarışmada Türkiye'yi, ülkemizi, Manisa'yı temsil edecekler. İnşallah güzel bir başarıyla da oradan dönecekler. Tabii bu okulun öğrencilerimize şevk getiriyor. Mesleklerini sevme anlamında büyük katkıları oluyor. Özgüvenlerini artırıyor. Halk oyunları var öğretmenlerimizden. Söylediğiniz gibi korolarımız var. Diğer çok farklı çalışmalarda kendileri aynı zamanda eğitim ve eğlence olarak yürütüyorlar. Yani MOSTEM aslına bakarsanız kendisiyle yarışıyor. Evet. MOSTEM'in okul müdürü Mehmet Yiğitkanlı ise kendine güvenen, kararlı ve yetenekli bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu ifade ediyor. MOSTEM'in okul müdürü Sayın Mehmet Yiğitkanlı'nın odasındayız. Okulun teknik özelliklerini ve özellikle kadrosunu, eğitim kadrosunu ben merak ediyorum. Sayın Yiğitkanlı'ya bunu sormak istiyorum. Okulumuzda ilk günden itibaren benimsediğimiz iş arayan değil, işte aranan toplumda saygın insan olma sloganıyla organize sanayi bölgesinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirerek öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlamak istiyoruz. Toplam 20.221 metrekarelik bir alana oturuyoruz. Kapalı alan olarak 8.896 metrekarelik derslik ve atölyeleri kapsayan bir alanda. 32 dersliğimiz, 16 laboratuvar yani atölye, 3 laboratuvar kapalı beden eğitimi alanı. 355 metrekarelik bir alandır. Ayrıca kütüphane, konferans salonu bulunmaktadır. Müzik odası bulunmaktadır. Servislerimiz de her gün öğrencilerimizi sabah ve akşam taşımaktayız. Okulumuzda 70 personel var. Bunlardan 41'i branş öğretmeni, 25 de meslek öğretmenimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin eğitimini biz çok önemsiyoruz. Bu önemseme içinde AutoCAD, SolidWorks, temel seviye PLC ve ileri seviyede PLC, operatör temel kursları ile CNC kursları ve kaynak kursları ile öğretmenlerimizin eğitimini bütün boş zamanlarımızda yerine getirerek onların kişisel gelişimlerine hizmet veriyoruz. Biz eğitimin yanı sıra aynı zamanda işletmelere göndereceğimiz öğrencilerimizin sosyal yönlerini de geliştirmek istiyoruz. Takım oyunlarını çok önemsiyoruz. Çünkü takım olabildiğinde üretim bir o kadar da yüksek oluyor. Biz bunun inancıyla ve aynı zamanda da sağlıklı bireyleri mezun ederek işletmelere göndermek istiyoruz. Bu vesileyle okulumuzda cross takımlarından başlamak üzere basketbol, voleybol, handbol, su topu yüzme de dahil olmak üzere, okçuluk, örneğin okçulukta Türkiye üçüncüsü kız öğrencimiz var. Voleybol takımımız aynı şekilde dereceler almakta. Futsal takımlarımız dereceler almakta. Biz sağlıklı bireylerle bu işin daha doğru gideceği inancıyla. Sosyal ilişkili öğrenciler. Evet. Efendim, yanımızda okul müdür yardımcılarımız var. Ben okul müdür yardımcılarımızdan bu okulun yönetimini nasıl sağlıyorlar onu öğrenmek istiyorum. Efendim sizi tanıyalım. Tabii ki. İsmim Recep Çorum. Müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bizler burada 943 öğrencimizle beraber onları en sağlıklı, en mutlu şekilde geleceği hazırlamak amaçlı çalışma yapıyoruz.
Tabii temel öncelimiz insan. Önce insan, sonra yine insan diyoruz. Bunları sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman gücü olarak yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, onları sağlıklı, mutlu birer birey haline getirmek için elimizden gelen çabayı, bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocam, gözlemlediğim öğrencilerin tamamı çok mutlu, çok neşeliler. Öğretmenlerle diyalogları çok iyi. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Onları sevdiğimiz, saydığımız, onların ülke için, bizim için çok önemli olduğunu, onları her fırsatta göstermeye çalışıyoruz. Ve onlar da bu, sağ olsunlar, bizim yaptığımız çalışmaları boşa çıkartmıyorlar. Ve geri dönüşler gayet olumlu. Şu bir gerçek ki biz bölge okulları içerisinde disiplin olayları açısından olsun, gerekse öğrencilerimiz sosyal faaliyetlere katılma açısından olsun, bu konuda son derece başarılı olduğumuzu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu bizim için hakikaten çok keyifli bir çalışma. Öğrencilerimiz çok mutlu, bizler de çok buradan mutluyuz. Ve karşılıklı bir enerji olduğunu düşünüyorum. Buradan mezun olan öğrenciler tam donanımlı bir organize sanayi bölgesi çalışanı olarak evlerine uğurluyorsunuz sanıyorum. Diplomalarını o şekilde veriyorsunuz. Aynen öyle. Galip Gencür, okulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Burada 4 idareciyiz. Ve 66 öğretmenimizle 70 çalışanımız bulunmakta. Hepimiz birlikte okulumuzu daha iyi bir yere getirmek için uğraşıyoruz. Mesleki öğretmenlerimizin bir kısmı da burada zaten mesleklerini yaparken bize gelen, öğretmen olmak isteyip bize gelen arkadaşlarımız da var. Onlar tabii ki hem fabrika ortamını biliyorlar, iş ortamını biliyorlar, hem de burada okulumuza da o öğrencilerimize o katkılarını birlikte sunuyorlar. Akademik ve mesleki başarının devamsızlık takibiyle de önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sabah ilk saatte geldiklerinde öğrencilerimiz, bunların biz okula gelip gelmeyen öğrencilerimizin velilerine telefonla ulaşıp mazeretli mi veya ailenin haberi var mı yok mu diye aileyle iletişime geçip öğrencilerimizin takibini yapıyoruz ve devamsızlığı en az seviyeye indirmek için uğraşıyoruz. Tabii ki bu da başarıyı arttıran en önemli faktör olduğunu düşünüyoruz. Disiplin, disiplin, disiplin. Evet, evet. Başarıda başka bir yol yok. MOSTEM, eğitim sistemini belirlerken sanayicilerden de görüş alıyor. Okul ile sanayiciler arasındaki köprüyü ise MOSTEM'in Danışmanlar Kurulu sağlıyor. MOSTEM bu eğitimleri verirken sanayicilerden de görüş alıyor, danışmanlık yapıyor sanayiciler. Sayın Levent Sarıgözoğlu, MOSTEM Danışmanlar Kurulu Başkanı bu tür bilgilerin verilmesinde önderlik ediyor. Organize bölgemizdeki birçok çeşitli sanayi dallarındaki arkadaşlarımızı temsilen yaklaşık 9 kişilik bir ekiple ve bunların çoğu işveren veya üst düzey fabrika yetkisi olarak okulumuzda danışmanlık yapıyor. Bu danışmanlığı her iki tarafa da, yani okul yönetimi ve sanayiciler adına da yapıyor. Ve bu yapış şekli de okulumuzun gelişmekte olan ihtiyaçlarını, vizyonunu, stratejilerini belirlerken ihtiyacı olabilecek her türlü maddi ve manevi ihtiyaçların tamamlanmasında ve okulun gelecek vizyonunun hazırlanmasında bölgemizde bulunan bütün sanayicilerin görüşleri de alınarak ihtiyaç olabilecek bölümler ve bu bölümlerde ihtiyaç olabilecek eleman öğrenci sayılarına kadar planlanarak yapılan bir çalışmaya biz daha çok okulumuzdaki yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin yapmış olduğu ön hazırlıkların bizlere sunduktan sonra gereken revizyonlar varsa beraber yaparak ve bunu bütçelendirerek, terminlendirerek bölge yönetimine sunuyoruz. Bölge yönetimimiz bizi bugüne kadar, organize bölgemizdeki yönetimdeki arkadaşlarımız bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan okulumuzun her türlü maddi ve manevi desteklerde bizi sonuna kadar desteklediler. Ve bizim zaten bölgemizdeki sanayiciden başka bir maddi destek alabileceğimiz başka hiçbir yer yok şimdilik. Bizim vazifemiz organize sanayi bölgesindeki sanayicilerle okulumuzun arasında
bir köprü vazifesi görmek, varsa farklı dillerdeki konuşmayı iki tarafında anlayacağı hale getirmek. Mezun olan kişilerin organize sanayi bölgesindeki diğer fabrikalarda istihdamının sağlanmasında da sanıyorum sizin danışmanlar kurulu başkanı olarak katkılarınız oluyor. Şüphesiz bu sadece mezuniyette değil, öncelikle okul esnasındaki staj ve staj dışındaki kısa dönem ara bilgiler için iş yerlerimizdeki ihtiyaçlarla öğrencilerin buluşturulması, bunların staj programlarının yapılması, bölgemizde özellikle bölgemizde kalmasını sağlamak için her türlü planlamalar yapılıyor. Bunun yanı sıra mezun olup da üniversiteyi kazanmasa dahi Türkiye'de her yerde hatta bütün dünyada iş yapabilecek yetenekte öğrenci yetiştirmek, iş insanı yetiştirmek vazifemiz. Bunun için eksiklerimiz olabilir. Ama biz bunların farkındayız ve bunları iyileştirmeye çalışarak mezun olan arkadaşlarımızla istihdam için bütün mezun sayılarına kadar sonuna kadar biz bölgemizde kalmasını arzu ediyoruz. Hepsine de kapılarımız açık. Ve hem stajlarında hem okuldan sonraki mezuniyetlerindeki iş hayatlarında bütün sanayici arkadaşlarımız benim gibi düşünüyor. Biz organize bölgemiz Türkiye çapında değil, dünya çapında bir bölge oldu. Son yıllarda artarak hem yüksek teknolojili yatırımlar da alarak iş gücü ihtiyacımız da artıyor. Buradaki artan iş gücü ihtiyacımız, nitelikli iş gücüne ihtiyacımız çoğalıyor. Bizim buradan ortalama 200-250 öğrenci mezun ettiğimizi varsaydığımız zaman 250 öğrenci çok çok az. Bunun en az yarısı, ben eminim ki bu okulumuz çok güzel, üniversiteye veya 2 yıllık yüksek okullara da gidiyorlar. Dolayısıyla her yıl bize kalacak olan 100 tane öğrenci mezuniyeti inanın yeterli değil. Biz bunu inşallah 500'lere, 1000'lere çıkartacağız. Onun için bir okul daha açma planımız var. Önümüzdeki günlerde temel atma töreninde de inşallah sizleri davet edeceğiz. MOSTEM Atölyeler Koordinatörü İdris Usluer'le de şimdi konuşacağız. Tüm atölyelerin nasıl eğitim verdiğini koordine eden kişi İdris Bey. Okulumuzda biz elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojileri, metal teknolojileri alanlarında mesleki eğitim veriyoruz. Bir de tabii bunların alt dalları var. Onlarla ilgili eğitimlerimiz oluyor bizim. Örnek, makine alanının altında bilgisayar destekli makine ressamlığı eğitim veriyoruz. Endüstriyel kalıp dalında eğitim veriyoruz. Veya bilgisayarlı makine imalatı dalında eğitim veriyoruz. Bu şekilde 4 tane ana dalımız, onların altında da değişik dallarda mesleki eğitim öğretim yapıyoruz okulumuzda. Bütün atölyelerde, laboratuvarlarda kullandığımız bütün araç, gereç, makine ekipmanları gelişmiş teknoloji ürünü hepsi. Bu konuda Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin büyük desteklerini görüyoruz atölyelerimizin teknolojisi konusunda. Durmadan onları geliştirmeye çalışıyoruz yine yönetimin desteği sayesinde. Yine sanayideki ihtiyaçları göz önüne alıp yeni atölyeler kurmaya çalışıyoruz. Bunlar hep işletmelerle sıkı bir işbirliği içerisinde planlıyoruz durmadan. Yine öğrencilerimizi yazın, kışın İşletmelere gerek staja gerek mesleki eğitimlere gönderiyoruz. Bu konuda işbirliğimiz çok sıkı bir şekilde devam ediyor onlarla. Zaten okulun eğitiminin bu kadar mükemmel olabilmesinin başka bir sebebi de organize sanayi bölgesinin okula sahip çıkması ve öğrencilere sahip çıkması. Tabii o konuda işbirliğimiz dediğim gibi çok sıkı bir şekilde oluyor. Onlar da kendi elemanlarımızı bizim okulumuza gönderir, biz oralara gideriz. Yani işbirliğimiz mükemmele yakın derecede sürüyor onlarla. MOSTEM Fabrika Otomasyon sınıfındayız. Şimdi bu sınıfta ne yapılıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Yanımızda hocamız var. Ben hocamızı tanımak istiyorum. Merhaba, ben Sebahattin Poyraz. Okulumuzda Endüstri Otomasyon öğretmenliği yapmaktayım. Şimdi fabrikaları düşündüğümüz zaman fabrikada çalışan makineler var. Bu makineler insan eli değmeden dedikleri gibi otomatik olarak çalışıyor. Ve bu makineleri programlayan insanlar var. Bu insanları biz burada yetiştiriyoruz. Ve yani beyinleri yetiştiriyorsunuz. Evet. Biz işte en önemli aşama beyindir değil mi? İnsanda hani düşündüğümüz zaman bir organizasyonu yöneten nedir? Beyindir. Makineleri yöneten de nedir? Bir beyin vardır. Ama bu beyinleri de programlayan insanlar vardır. Biz o insanları burada yetiştiriyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var. Sanayide görebilecekleri tüm uygulamaları
bireysel olarak bir deney seti üzerinde görüyorlar. Ve baştan sona programlıyorlar. Yani buradan çıktığında, sanayiye gittiğinde birebir adaptasyon maksimum seviyede oluyor. Yakınlık maksimum seviyede oluyor. Hatta şöyle diyebilirim, fabrikada göremedikleri çoğu şeyi de burada görüyorlar. Dolayısıyla bir fabrikaya çalışmaya gittiklerinde oraya vizyon da katıyorlar. Fabrikalarda kullanılan o devasa makinelerin aslına bakarsanız yazılım programlarını hazırlayan öğrencileri burada yetiştiriyorsunuz, öyle mi? Evet, aynen öyle. Yazılımlarını şu an burada yetiştiriyoruz, bu atölyede. Deney setlerimiz şu an 18 civarında ve neredeyse her deney setine bir öğrenci düşmekte şu an. Bu öğrenciler buradan mezun olduklarında ellerindeki diplomada ne yazacak? Ellerindeki diplomada endüstriyel otomasyon bölümü mezunu yazacak. Fakat bizim öğrencilerimizin bir avantajı var. Hiçbir yerde göremeyecekleri uygulamaları burada yapıyorlar. Aslında şöyle düşünelim. 3-4 tane fabrikanın birleşimini biz tek fabrikada öğrenciye vermeye çalışıyoruz. Tek bir sınıfta. Evet, tek bir sınıfta. Burayı biz aslında biraz da fabrika gibi görüyoruz. Çünkü bir fabrikadan hiçbir farkı yok. Sadece minyatürize edilmiş, küçültülmüş. O yüzden biz burada o çocukların görebileceği, piyasada karşılaşabilecekleri, hatta karşılaşmadıkları çoğu şeyi yazılım olarak vermeye çalışıyoruz. Peki, MOSTEM'den mezun olan otomasyon öğrencileri bir fabrikada işe başladığında hemen o gün işin hakim olabilecek bilgi kapasitesine sahip olabiliyor mu? Herhalde düşündüğümüz zaman Türkiye'de en hızlı seviyede, en kısa sürede bu işi tamamlayacak çocuklar diyebilirim. Tek farkımız da hem çok iyi öğretmenlerimiz var, transfer edildik hepimiz. Belirli yerlerden geldik ve bu işi çok iyi biliyoruz. Piyasada yaptık ve piyasada ne yaptıysak öğrencilere onu öğretiyoruz. Bu yüzden kalitemiz çok yüksek. Hocam, makinelerin arıza tespitlerini nasıl yapıyor öğrencilerimiz? Öğrencilerimiz bu deney setleri üzerinde oluşabilecek tüm arızaları, meydana çıkan tüm arızaları gideriyorlar. Dolayısıyla işte bir sanayide ne gibi bir arıza çıktıysa burada da o tür arızalar çıkıyor ve bu arızaları sistem üzerinde gidererek sistemi devreye alıyorlar. Sadece arıza değil, burada pneumatik sistemler var. İşte sensörler var, algılayıcılar var. Tüm bu sistemleri de haberleştiriyorlar. Bu sistemleri haberleştirirken de yüksek bir teknoloji kullanıyorlar. Şu an tüm dünyada fabrikalarda kullanılan PLC dediğimiz bir cihaz var. Bunun üzerinden işlemi inceleyerek arıza tespiti yapabiliyorlar. MOSTEM Torna Tesviye Atölyesi'ndeyiz. Yanımızda bu atölyenin hocası İsmail Işık var. Sayın Işık, öğrenmek istiyorum. Şimdi burada öğrenciler nasıl bir eğitim alıyorlar? Öncelikle teknik resim hakkında bilgi alıyorlar. Daha sonra bu bilgiler ışığında biz onlara bir teknik resim veriyoruz. Daha sonra tezgahlarda o verdiğimiz teknik resme göre parçaları işlemeye başlıyorlar. Tabii ki bu aşamada yaptığımız işlemler, genelde öğrencilerimiz 10. sınıfta bu işlemlere başlıyorlar. Öncelikle torna dediğimiz tezgahlarda o vermiş olduğumuz resme uygun şekilde parçaları işliyorlar. Daha sonra da eğer frezelik bir iş varsa karşılarda gördüğümüz frez tezgahlarında o parçaları resme uygun bir şekilde işliyorlar. Bu öğrencilerimiz geçen sene 2. dönemden itibaren bu tezgahları öğrenmeye başladılar. Bu sene de dallara ayrıldılar. Şu anki öğrencilerimiz CNC dalında öğrencilerimiz. Ve şurada görmüş olduk, tezgahların hepsi üniversal tezgahlar, yani manuel tezgahlar. Bu atölyemiz yeni kuruldu, bu yıl kuruldu. Elektrik elektronik bölümünün alt dalı olarak panel monitörlü dalının öğrencileri burada eğitim görüyorlar. Kurulumunu öğrencilerle beraber yaptık. Gerek tavaların çekilmesi, panoların döşenmesi. Burada sanayicilerimizin de hibeleri oldu. Büyük panolarımızda ve konveyör setimizde sanayicilerden hibe aldık. Ve teknik destek aldık bazı firmalardan. Bu yıl uygulamaya koyduk. İnşallah. Öğrencilerimiz ne öğreniyor burada? Burada fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin benzerleri simüle edilmiş oluyor. Bunları uygulamaya çalışıyorlar. Motor kontrol ve dağıtım panolarımız var burada. Bunlarla ilgili uygulamalar yapıyorlar. Buradan mezun olan öğrenciler fabrikalarda ne tür görevlerde görevlendirilebilirler? Otomasyon teknikeri olarak çalışabilirler. Elektrik elektronik bakım alanında çalışabilirler. Bu yönde çalışmalar yapabilirler. Ayrıca yeni sistemleri de devreye alıp sistemler kurabilirler. Bu yönde çalışmalar yapabilirler. Elektrik sınıfındayız sevgili seyirciler. Hocamızı tanımak istiyorum ve burada verilen eğitimin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabii. Yakup Aksoy, elektrik öğretmeniyim. Atölyemiz elektrik tesisat atölyesi. Atölyemizde elektrik mesleğinin temeli olan devre ve tesisat mantığı önce öğrencilerimize öğretiyoruz. Daha sonra temel becerilerini geliştirmek için alet ve
takım kullanımını gösterip yaptırıyoruz öğrencilerimize. Bu mantığı kavrayan öğrencilerimiz daha sonra elektrik tesisatı uygulamalarına geçiyorlar. Bu uygulamalar esnasında uygulanan devrenin anlaşılması bizim için çok önemli. Bir önemli nokta da burada iş güvenliği. Dikkat edilirse son zamanlarda iş güvenliği kazaları çok artmakta. Biz bir öğrencinin iş güvenliği önlemlerini alması, uygulamasının gerekliliğine çok inanıyoruz. Ve bu gerekliliği ömrü boyunca taşıyacağına inanıyoruz. Burada öğrencilerimiz ilk uygulamalarını yaptıkları için bu bizim için çok önemlidir iş güvenliği. Ve ayrıca burada iş alışkanlığı ve iş disiplini de kazandırmaya çalışıyoruz çocuklar, evet. MOSTEM'de atölyelerin sayısı bitmek tükenmek bilmiyor sevgili seyirciler. Kapıdan çıkıyoruz, bir başka atölyeye giriyoruz. Ardışık Kontrol Atölyesi'ndeyiz. Çok merak ettim burada nasıl bir eğitim veriliyor diye. Hocamdan öğrenmek istiyorum. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Davut Karaca. Ardışık Kontrol Atölyesi'nde biz arka arkaya gelen işlemlerin nasıl yapıldığını burada öğrencilerimize öğretiyoruz. Ardışık Kontrol Atölyemizde 6 adet deney setimiz var. 6 adet deney setine ikişer tane öğrencimiz var. Mesela bu öğrenci arkadaşımız bu takımın lideri. Öncelikle işi burada kendisi yapıyor, çalıştırıyor. Daha sonra bir yanındaki arkadaşına akran öğrenme modeliyle kendi bildiklerini aktarıyor. Bunun dışında atölyemizde 3 adet okulumuz tarafından yapılan PLC servo eğitim setimiz ve pneumatik robot kollarımız var. Bunları bizimle hep öğrencilerimizle birlikte yaptık. Amaç kendi eğitim setlerimizi öğrencilerimizle birlikte kendimiz hazırlamak. MOSTEM'in sadece öğrenci eğitimiyle ilgili bir işleyişi yok tabii. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm fabrikalarla çeşitli projeler geliştiriyor. İşte bu proje geliştirdiği fabrikalardan bir tanesi de Hayers Lembers İnci Alüminyum Jant Fabrikası. Fabrika müdürü Ali Altınkaya şu an MOSTEM'i ziyaret etti. Biz de MOSTEM'in Jantaş'ta nasıl bir proje içerisinde olduğunu öğrenmek istiyoruz. Biz bu okula çok önem veriyoruz çünkü eksik olan teknik eleman ihtiyacımızı buradan karşılamak istiyoruz. Bu yüzden ki bizde çalışan teknik arkadaşlar, mühendisler ve müdürler sık sık ziyaret ederler burayı ki ders programlarını bile birlikte belirlerler Milli Eğitim el verdiğince. Burada teknoloji alışverişi, bilgi transferi karşılıklı. Aynı zamanda da ekipman desteği veririz. Özellikle stajyerlere çok önem veririz. Bizden buradan aldığımız stajyerlere her sene yaklaşık 25 civarında bir stajyer alırız 3 fabrikamıza. Bu stajyerlerin yetişmesine özellikle önem veririz ve bizler için her biri ileride bizde çalışmaya adaydır. Yani şu an mezunları dört gözle mi bekliyoruz? Dört gözle bekliyoruz, evet. Özellikle bu sene gelecek olan mezunları. Onlara projeler yaptırırız biz fabrikamızın içinde. Buradaki projelerine biz gelir katılırız. Buradaki öğretmen arkadaşlar da bizi ziyaret ederler. Onlar da hatta fabrikada yani 15 günlük periyotlarda kalırlar. Bizim prosesi iyi bir şekilde öğrenirler ki hani burada da gerekli dersleri daha iyi aktarabilmek için. Bizim buradaki en önemli amacımız gelecekteki insan kaynağımızı buradaki arkadaşlardan karşılamamız. Bu okulda bizim için çok büyük bir fırsat. Yani sanıyorum ki böyle atölyeler, böyle eğitim, özellikle eğitim kalitesi, teknolojik altyapı çok nadirdir. Organize Sanayi Bölgesi'nde böyle bir okula sahip olması çok, bir şans. Çok büyük şans. Çok büyük ihtiyaçtı ve bu ihtiyacı da karşılayacak gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız burada başka bir şans da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dev firmaların bu okulun çok önemli bir işleyişi, bir misyonu üstlendiğini fark etmeleri ve okula sahip çıkmaları. Siz malzeme de veriyorsunuz sanıyorum, makine de veriyorsunuz bu okula, destekliyorsunuz. Çalışıyoruz. Evet, hem burada eğitim amaçlı veriyoruz. Burada da bizden çıkan, kullanmadığımız ekipmanları da hani görsünler, onları söküp taksınlar diye de
onları destekliyoruz. Burada onların kullanacakları şeyleri de vermeye çalışıyoruz. Başka organize sanayi bölgeleri de acaba biz de MOSTEM gibi bir okula sahip olabilir miyiz diye bu okula ziyaretlerde, incelemelerde bulunmak için gelmişler. İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telsere, başkan yardımcıları ve ekibi bugün MOSTEM'deydiler. Biz de çekimlerini yaparken MOSTEM'in sayın başkanıma okulla ilgili görüşlerini sormak istiyorum. Nasıl buldunuz okul efendim? İncelediniz, gezdiniz? Efendim harika. Öncelikle ben Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni ve yönetim kurulu üyelerini, bütün müteşebbis heyet üyelerini ve bu okula emeği geçmiş olan sayın hocalarımı gönülden tebrik ediyorum. Harika bir eğitim merkezi kazandırmışlar. Her şeyiyle çok mükemmel. Bizlerin de hedef alacağımız, ilke olarak benimseyeceğimiz ve şekline, şemaline ve verdikleri eğitim düzeyine yetişmeyi arzulayacağımız bir kuruluş. Onun için ben tekrar burada görev almış olan bütün arkadaşlarımı, buraya emeği geçmiş olan bütün arkadaşlarımı, dostlarımı, sanayicileri, eğitim gönüllerini hepsini tebrik ediyorum. Bize de nasip olur inşallah. Hedefimiz tabii böyle bir okul mu? İleriye yönelik böyle bir okul. Daha kuruluş aşamasındayız. Ama böyle örnekleri yarattıkları için, önümüze koydukları için, hedefleri yükselttikleri için ben teşekkür ediyorum. MOSTEM sadece Ege bölgesine değil, tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir okul olmuş herhalde, değil mi? Aynen öyle. Ben sadece Türkiye'de de değil, tahmin ediyorum ki Avrupa'da örnekleri az bulunur. Bölgemizde de örneği az bulunur. Bir kuruluş olmuş, bir eğitim yuvası olmuş. Hakikaten tebrik ediyorum. Okulu gezerken ilk gözünüze çarpan şey ne oldu efendim, sizi etkileyen? Çevreyle gayet güzel bütünleşmiş bir şekilde yapılmış bir bina ve o binaya çok yakışmış olan eğitim hocalarımız, bu okuldan mezun olan kişilerin mesleklerini sevmemelerini ben düşünemiyorum. Ya yani bu mesleği sevdirmek, benimsetmek için hakikaten inşallah arzumuz bütün yavrularımıza böyle güzel eğitim yuvalarını oluşturmak bizlere de nasip olsun. Hepimize nasip olsun. Hepimizin yavrusu da böyle güzel yerlerde okusun, eğitim görsün. Ekibinizle birlikte geldiniz. Sizi tanıyalım efendim. Fahrettin Selçik. Ben de ilaveten şunu söylemek istiyorum. Böyle gayeye dönük kaliteli bir eğitimi dolayısıyla ben de kutluyorum. Biz kursla başladık. Manisa Organize Sanayi'nin kurmuş olduğu bu eğitim merkezini örnek alıyoruz. Ve onları izleyeceğiz, bir yerde yakalamaya çalışacağız. Onlar yerinde durursa tabii ki duracaklarını zannetmiyorum. Hedefi çok yükseltmişler. İnşallah yani üniversite kuracaklar, üniversite. Farkındayız ve duyduk. İnşallah onlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Yarışmayı değil, onlardan istifade etmeyi düşünüyoruz. Necdet Mete, ben de tebrik ediyorum her şeyden önce. Çok güzel bir zemin. Talebeler, öğrenciler burada çok güzel yetişecekler. Mesleği sevdirmek, meslek sahibi olmanın güzelliğini kazanmak bana göre en mühim konulardan bir tanesi. Ama biz nedense bir düz lise mantığını oturtmuşuz yapımıza. Belki birileri biz mesleğe girmeyelim de ilerleriz korkusu içerisinde oturtturulmuş. Ama hiç olmazsa artık dönüşümler başladı. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum ben kendi namıma. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Figen Akdemir. Ben ilk geldiğimde çocukların hepsinin gözlerinde ışıltı gördüm. Bunun için bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yani bizim öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız en önemli unsurlardan bir tanesi de, hayat becerilerinden bir tanesi de paylaşımcı olmaları. Dolayısıyla bilgi paylaşılarak, tecrübeler paylaşılarak çoğalıyor. Biz bunu ülkemizin meselesi olarak kabul ediyoruz. Meslek eğitim ne kadar çok gelişirse, bu konuda ne kadar çok yatırım olursa sonuç itibariyle ülkemiz kalkınmasına sağlanacak. Her türlü desteğe her zaman hazırız. Matematik sınıfındayız ve matematik öğretmeni var yanımızda. Az önce dersini verdi. Biz de kendisine verdiği bu eğitimle ilgili sorular sormak istiyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben matematik öğretmeni Duygu Sener Argus. 3 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Bilim dalı olarak matematik her branşta çok önemli. Ama
meslek ve teknik lise eğitimi veren bu okulda çok daha önemli. Öğrencilerimizin verdiği, aldığı eğitim sayesinde öğrencilerimiz hem buradaki mesleki derslerinde başarı sağlıyorlar, hem de organize sanayi bölgesinde çalıştıkları dönemlerde aldıkları eğitimden yararlanıyorlar. Şöyle bir şey, okulumuzda farklı bir sistem var bizim. Diğer meslek liselerinden en büyük farkımız, haftada 2 saat biz matematik öğretmenleri olarak meslek matematiği dersi anlatmaktayız öğrencilerimize. Bunları bir ek çalışma olarak yapıyoruz. Aynı zamanda matematik dersi programlarımızı mesleki derslerle paralel olarak planlıyoruz. Yani öğretim programımızda değişiklik yapmıyoruz ama öğrencilerimizle bilgileri paralel gitmesi açısından planlamalarımızı her zaman buna göre yapıyoruz. MOSTEM İngilizce sınıfındayız. Yanımızda İngilizce hocamız var. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Ayşegül Özmen. İngilizce öğretmeniyim. 8 kişilik İngilizce grubu olarak burada öğrencilerimizle beraberiz. İngilizce hayatımızın vazgeçilmezi. Özellikle okulumuz organize sanayi bölgesinin içinde biliyorsunuz. Ve organize sanayi bölgesindeki firmaların çoğunluğu yabancı ortaklı, bir kısmı tamamen %100 yabancı sermaye. Bu noktada öğrencilerimizin İngilizce bilmesi bizler için çok gerekli bir durum olarak görünüyor. Biz öğrencilerimizle 4 yıl boyunca yoğun şekilde İngilizce dersi yapıyoruz. Ayrıca bazı bölümlerimizde teknik yabancı dil dersi de veriyoruz. Normal müfredattaki İngilizce programında cümle yapıları, sözcükler, günlük konuşma kalıpları daha ezberden uzak ve öğrencilerin performansının ön planda olacağı şekilde işlenirken, teknik yabancı dil dersinde ise onların teknik mesleklerine uygun literatüre dayalı şekilde öğrendikleri, evet. Özellikle akıllı tahtayı da çok iyi kullanıyorsunuz. Evet, evet. Akıllı tahtadan her türlü faydalanıyoruz. İnternette tümü erişimi açık. İnteraktif oyunlar oynatıyoruz ya da interaktif alıştırmalar yaptırıyoruz. Çeşitli kaynaklardan faydalanıyoruz. Üye olduğumuz yerler var internette özellikle. Öğrencilerimizin performansı da bizleri bu anlamda çok mutlu ediyor. Beraber çalıştığımızdan ben çok memnunum çünkü geri dönüşleri bize gerçekten çok güzel oluyor. Ironing the clothes and then you are carrying it. Okay, and then we listen. You're not right. Claire is putting away the shopping. Yes. Yasin number 4. Stella is making the bed. Clean the windows. They have to water the plants. Thank you very much, my gentleman. Fizik dersindeyiz ve fizik hocası var şu an yanımızda. Öğrencilerine ders veriyordu az önce. Hocam sizi tanıyalım. Ben Bilal Güçlüoğulları, organize sanayi bölgesinin okulunda fizik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Buradaki amacımız Türkiye'nin gururu olan Manisa'nın Manisa bölgesine kazandırmış olduğu MOSTEM Lisesi'nin öğrencilerini eğitmektir. Amacımız buradaki öğrencileri genel anlamda bilgi kazandırıp onların atölyelerde görecekleri derslerde kendilerine kolaylık sağlamaktır. Çünkü altyapısını sağlamaktır. Çünkü fizik doğa bilimidir. Yani fiziksiz hiçbir şey olmaz. Şu anda bizim konuşmamız dahi, hareketimiz dahi, kameraman arkadaşın çekimi dahi fizikle ilgilidir. Fiziksiz bir dünya düşünemeyeceği için. Yani fizik çok önemli bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bu alanda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz özkütle ve bu madde ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla her bir madde için ayrılır. Bakın burada MOSTEM'in kütüphanesindeyiz. Çok mükemmel bir kütüphane dizayn etmiş MOSTEM'in yönetimi ve bu kütüphanede Türk klasikleri de dahil olmak üzere her türlü kaynağı bulmak mümkün. Adım Özgen, soyadım Bıyıkoğlu. Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanıyım. Sene başında Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi ile birlikte ortak bir çalışmayla kütüphanemizi oluşturduk. Biliyorsunuz son yıllarda bilişim teknolojisinde gelişmesiyle birlikte ülkemizin ciddi bir sorunu haline gelen okuma yazma düşünerek ve bunu da bilişim teknolojisiyle birleştirerek öğrencilerimize Z kütüphane oluşturduk. Z kütüphane sayesinde öğrencilerimiz hem keyif dolu hem de heyecan verici bir modern yapıda kitap okuma sevgisini kazanacaklar. Bizim öncelikle özel MOSTEM Lisesi olarak amacımız süreli yayınlar, kitaplar, dijital videolar ve rahat bir ortamla öğrencilerimize kitap okuma sevgisini sağlamak. Bu da bilişim teknolojisi maalesef öğrencimizi abluk altına aldığı için öğrencimiz kütüphane olan ilgileri daha da arttı. Kütüphanemizde 2500'den fazla kitap var.
Bu kitapların temininde özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi çok büyük katkı sağladı. Yine çeşitli fabrikalarımızdan kitaplar getirdik. Öğrencilerimiz çok destek oldu. Hep birlikte takım çalışmasıyla kütüphanemizi kurduk. Kütüphanemizde gördüğünüz üzere açık raf sistemi uygulanmakta. Ve 1115 öğrencimiz kayıtlı. Okulumuzun da katkılarıyla okur yazar oranını artırmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. MOSTEM'in rehber öğretmeni Cem Durak ise öğrencilerin hem eğitimleriyle hem de kişisel gelişimleriyle yakından ilgileniyor. Öğrencilerimizin ruh sağlığını ve kişilik gelişimlerini destekliyoruz rehberlik servisi olarak. Öğrencilerin sosyal hayata ve çalışma hayatına mutlu bir şekilde başlamalarını ve sürdürmelerini hedef alan bir rehberlik anlayışına sahibiz. Bunun yanı sıra öğrencilerimize temel yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Nedir bu temel yaşam becerileri? Öğrencinin uyum ve iletişim becerilerine sahip olan, kendine güvenen, çevresine duyarlı, yeni ve değişime açık tecrübeler edinen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ne gibi taleplerle öğrencilerimiz? Öğrencilerimiz genellikle mesleki konularda bilgi edinmek amacıyla ya da bireysel konularla ilgili, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili, aile konularıyla ilgili fikir alışverişinde buluyoruz, yönlendirmeler yapıyoruz, onlara farklı bakış açıları sunuyoruz. Çalışma önceliklerimizden bir tanesi de mesleki ve teknik eğitim veren bir okul olduğumuz için öğrencilerimizin işletmelerin çalışma ortamlarını, uyumlarını kolaylaştıracak çalışmaları var önceliklerimizin. Nedir bunlar? Mesleki etik, kurum iletişimi gibi konularda öncelikli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Bu konularda bölgemizde bulunan işletmelerin insan kaynakları birimleriyle iletişim halinde olup ortak çalışmalar planlayıp hayata geçiriyoruz. Öğrenciler, öğretmenler ve tüm personel öğle yemeklerini okulun kendi yemekhanesinde yiyor. Öğrenciler kalorisi ergenlik çağındaki öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan özel menülerle karnını doyuruyor. Özel okula dönüşen okulumuzda yemekhanesi ikinci katta bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenci ve personelimizin ücretsiz yemek yedikleri modern bir yemekhaneye sahibiz. MOSTEM'in yemekhanesindeyiz. Öğle paydosunda tam 943 öğrenci bu yemekhanede karnını doyuruyor. Tabii 943 öğrenciye mikrofon uzatmanın çok da bir mümkünatı yok. Ama ben bir iki tane öğrenciye yemekleri nasıl bulduklarını sormak istiyorum. Seni tanıyabilir miyim? Adım Ergün, soy isimli Yirmencioğlu, 9F'de okuyorum. Yemekler genellikle çok güzel oluyor. Yani yenilecek durumdalar, bayağı da güzeller. Evet. Tatlısı var, çorbası var, evet. Sulu yemeği var, makarnası evet. Var, yoğurdu var. Her şey oluyor. 4 çeşit yemek çıkıyor genellikle. O yüzden şanslıyız yani. Bizim enerjimize göre tam yapılıyor bu yemekler. Yani çorba olsun, tatlısından olsun, makarnasından olsun her çeşit yemekleri çok güzel oluyor. Şu an büyüme çağındasınız. Tam da ergenlik dönemindesiniz. Bu çıkan yemeklerin proteini de sizi destekliyor sanıyorum. Evet. Çok çok iyi destekliyor. Tam bize enerji veriyor. Bir bakımdan hani enerji vererek derslerimiz de iyi dinlememize gerek oluyor. Hani başka okullar gibi dışarı çıkıp yemek kalmıyor. Evet. Hoşuna gidiyor mu tatları? Gidiyor. Çok güzeller. Arada sıra tatlı oluyor. İdare ediyor işte. Sen tatlıyı daha çok seviyorsun. Evet. Evet. Belli bitirmeye başlamışsın bile. Evet. Zeynep Koşar ben. 11 ATL'de okuyorum. Evet. Öğle paydosunda yemeğini yiyorsun. Beğendin mi yemekleri? Bugün güzel. Adım Ebru. Soyadım Bilgin. Kaçıncı sınıfsın? 10. sınıfım. Yemekleri beğendiniz mi? Evet. Beğeniyoruz. Selen Oktay. Yani kaçıncı sınıfsın? 10. sınıfım. Bir düzen var. İyi oluyor. Rahat. Okulu seviyor musun bu okulda okumaktan? Evet. İsteyerek geldik. Rahmetiniz. Peki. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çocuklarımızı hep bir noktada düşünmeye sevk etmeye gayret ediyoruz. Bunun için de zümreler arasında bunlar beyin fırtınaları yapılırken biz insansız bateriyi oluşturabilir miyizden yola çıkarak müzik zümresiyle birlikte bir araya geldi çocuklar ve onların rehber öğretmenleriyle bunu ortaya çıkardılar. Evet, çok da güzel bir proje olmuş. Evet, evet. Bateri kendi kendine... Bateristler işsiz kalabilir. Onlar çok dikkat edecekler. Evet, Tekin Erek adım. Ben MOSTEM 12. sınıf öğrencisiyim. Bu projeyi
yaparken pnömatik sistemlerden yararlandık. Pnömatik sistemlerle biz elektronik sistemi birleştirerek yazdığımız yazılımla gerekli melodileri çaldırabiliyoruz. Bunun içinde tamamen bizim yazdığımız yazılımla ilgili melodiler var. Hani yeni yazılımı ekleyerek yeni melodiler ekleyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Ama şu anda hani istediğimiz her parçayı çaldıramıyoruz. 18 parçalık bir bizim şeyimiz var, listemiz var. En çok kulağa hoş gelen, dinlendiğinde keyif veren müzikleri eklemeye çalıştık buna, melodileri eklemeye çalıştık. O şekilde bir projemiz oldu bizim. Yani otomatik bir orkestra oluşturabiliyorsunuz. Tamamen otonom çalışabilen bir sistem. Bu robotumuz wireless ile öğrencimizin kontrolünü uzaktan kontrol edebilmekte. Servo motorları sayesinde engelleri aşabilmekte ve istenilen konumdan bir noktadan malzemeyi alıp başka bir noktaya taşıyabilmekte. Robotumuzun nasıl çalıştığını öğrencilerimiz çok iyi anladılar ve geliştirerek bunu bir arazi robotu, bir askeri amaçlı savaşta kullanılabilecek bir askeri robot olarak kullanılabilir. Veya endüstriyel anlamda bir fabrikanın bir noktasından başka bir noktasına sürekli malzeme taşıyan, depolama amacıyla, stoklama amacıyla malzeme taşıyan bir robot haline de getirebilirler. 943 mevcutlu bir okulu sizlere tanıtmaya çalıştık. 943 öğrenciye mikrofon uzatsaydık çok daha iyi olurdu ama bunun imkanı olmadığı için okuldan iki tane öğrenciyi temsilen seçtik ve öğrencilerin görüşlerini merak ettiğimiz için onlara mikrofon uzatmak istiyoruz. Onlar aldıkları bu eğitimden memnun mu? Önce kız arkadaşımızı konuşturmak istiyorum. Sen tanıtır mısın kendini bize? Ben Şeyma Güngör, 12. sınıf öğrencisiyim. Evet. Okulumuzun her türlü imkanı bize en donanımlı şekilde verilmekte. Öğretmenlerimiz, atölyelerimiz, bütün öğretmenlerimiz bize çok samimi davranıyor. Her türlü donanım bize sağlanmakta. Atölyelerde çok rahat çalışıyorsunuz değil mi? Merak ettiklerinizi öğretmenlerimize sorabiliyorsunuz, her türlü cevabı alabiliyorsunuz. Tabii ki. Her türlü projelerimizde de olsun, her türlü bize imkan sağlanıyor. En son teknolojiler kullanıyoruz. Bir sürü projelerimiz de yapıldı hatta. Sen bir kız öğrenci olarak buraya kayıt yaptırırken hiç kafanda endişe var mıydı? Acaba ben makinelerle uğraşacağım, başarabilir miyim diye? Başta çok vardı. Hatta ilk kayıt yaptırdığım gün ağlamıştım. ama şu an çok memnunum. İyi ki bu okuldayım. Bu okulda erkek olduğu kadar kızların da ilgili alanları çok fazla var. Hani bu meslek sadece erkekler üzerine değil, kızlar üzerine de bence ilerlenebilir bir şey yani. Bizim okulumuz da teknolojiyi sürekli yakından takip eden bir okuldur. Yani atölyelerimiz, laboratuvarlarımız yeni bir ürün çıktığında bunlara hemen ulaşma olanaklarına sahiptir ve sürekli güncellenmektedir atölyelerimiz. Bunun yanı sıra mesela yeni bir ürün tanıtılıyor, bizim okulumuz buna hemen ulaşıyor. Ve bu yeni ürünler sayesinde yeni projeler ortaya koyabiliyoruz. Pozitif bilim derslerinin laboratuvarlarının da son derece nitelikli. Mesela bir kimya dersinin deneylerini sürekli laboratuvarlarda deneyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu okulun farkı olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası mühendislik ve bilimsel anlamda MOSTEM'de aradığımı bulduğumu söyleyebiliyorum. Çocuğunuz evet. Burada. Evet. Nasıl? Buradaki eğitimden memnun musunuz? Çocuğunuz memnun mu? Buradaki eğitimden tabii ki çok memnunuz. Her veli evladını gönderdiği yere bir ilk aradığı şey güvenliktir. Yani ben çocuğumu gönderiyorum. Burası güvenli bir yer midir? Çocuğum orada emniyette midir, değil midir? Bu bir. İkincisi de, ikinci aradığı şey de genellikle hijyendir. Yani çocuklarımızı gönderiyoruz ama orada herhangi bir istenmeyen bir kirlilik, hijyene aykırı bir durum var mıdır, yok mudur? Bu tür konular. Çocuklarımızı buraya gönderdiğimizde, ilk okulu incelediğimizde tabii ki Türkiye standartlarının çok üzerinde bir okul. Okulu gönderdik, sonra öğretmen ve hoca kalitelerine baktığımızda, hocalarımızı incelediğimizde her birisi kendi adamında, akademik anlamda oldukça yeterli seviyede ve iyi seviyede hocalarımız var. Bunların hepsi bu okulu diğer okullardan farklı kılan özelliklerden bazıları ve bu bizi çok fazla güvende hissettiriyor. Okuldan, hocalarımızdan çok memnunuz. Yani burada gördüğünüz herhangi bir lambanın, ampulün bozulmasında bile organize sanayi bölgesi yönetimi anında bir eleman gelir, onu direkt olarak tamir ettiriyor. Velilerden istenen sadece çocuklarına burada verilen eğitimin
evde de devam ettirilmesi. Burada tabii özellikle organize sanayi bölgesine, okuldaki hocalarımıza hepsine çok teşekkür etmek istiyoruz. Böyle bir imkanı bizim çocuklarımıza sundukları için. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi Genel Müdürü Saadettin Dumlu, programın sonunda Manisa'ya nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sağlayan MOSTEM'in kuruluşunda önemli görevler üstlenen sanayicilere ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine, öğrenciler ve velileri adına teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Hayırlı, güzel okulun bu şekilde olmasına vesile olan, sebep olan başta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Başkanlığı, çalışanları ve sanayi bölgesinde bulunan işletme yetkililerinin hepsine, tüm öğrencilerimiz, velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu örnek çalışma onların eseri. Gerçekten de Türkiye için örnek bir okul. Ekomedya'nın bu haftaki konusu MOSTEM'di. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Teknik Anadolu Lisesi'ydi. Bütün atölyelerini gezdik. Hemen hemen bütün hocalarıyla konuştuk. İdarecileriyle konuştuk. Öğrencilerine mikrofon uzattık ve MOSTEM'in verdiği eğitimi bu ekranlar vasıtasıyla sizlerle paylaştık. MOSTEM, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne, Türkiye'deki diğer organize sanayi bölgelerine yetişmiş eleman, hatta beyaz yakalı yeni gençler yetiştiriyor. MOSTEM'in yöneticileri, idarecileri, eğitmenlerini, öğretmenlerini cımbızla çekip almışlar ve kadrolarına yerleştirmişler. Burada eğitim veren tüm öğretmenler, işlerinin profesyonelleri, uzmanları, onların yetiştirdiği öğrenciler de yeni bireyler, yeni gençler de onlar gibi uzman olacaklar inşallah. Önümüzdeki hafta Ekomedya'da yine başka bir konumuz ve konuğumuz olacak. Hoşçakalın efendim. Dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya.